sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Sohbet mevzu bilindiği gibi Mesnevi Şerif Ahmet Avni Konuk Şerhi cilt 4 sayfa 510 ve 3762 sayılı yerde kalmıştık. Oradan devam edelim. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu hakikatleri idrak edecek akıl, fehim, gönül genişliği nasip etsin inşallah. Elem neşrah lekenin hakikatini üzerlerimizde açsın. Zaten o açmış da biz açalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sen kerremna beni Adem'den bir şahsın, hem karaya ve hem denize ayak koyarsın. Adem'den bir şahsın dediği bir şahıssın manasında değil, şahlardansın. Yani padişahlardansın. İkisi aynı kelime. Şahsın gibi aynı kelime gibi gözüküyor ama buradaki şahıs olarak değil, şahsın şahlığından bahsetmekte. Bu beyt-i şerifte, şeriflerde İsra 17-70 ayetinden bahsedilmekte. Sezüleh velekat kerremna beni Adem'e diye devam ediyor. Yani muhakkak biz beni Adem'i mükerrem kıldık. Yani Adem oğullarını ikramda kıldık, mükerrem, yüce kıldık. Ve onları karaya ve denize yüklettik. Ve iyi şeylerden onları rızıklandırdık. Ve onları yarattığımız kimselerin çokları üzerine ziyade tahdil ettik. Ayet-i kerimesine işaret buyurulur. Yukarıdaki beyitle deniyor. Şimdi bunun izahına geçiyor. Malum olsun ki, şöyle bir yere kadar düz okuyalım, sonra tekrar geriye dönelim. Malum olsun ki insan letafet ve kesafetin mecbuna camidir. Letafeti, ruhaniyeti ve manası ve kesafeti dahi cismaniyeti ve suretidir. Ruhaniyesiyle meleklere ve cismaniyetiyle hayvanata muhazidir. Letafeti Esma-i Cemaliye'nin ve kesafeti Esma-i Celaliye'nin mazharıdır. Binaenaleyh Adem bir cümle Esma-i İlahiye'nin meclasıdır. Cela yani tecelli ettiği yerdir. Bir şey anladık mı? Anlayacağız inşallah. Malum olsun ki, yani yukarıda bahsedilen beytin hakikati itibariyle ve ayet-i kerimenin hakikati itibariyle bilinsin ki insan letafet ve kesafetin mecmuna camidir. Yani ne kadar latiflik varsa, ne kadar kesiflik, kesafet varsa, yani bütün alemde latif olan en düğünden, düşüğünden en yükseğine kadar. Yine kesif olan, yani yoğun, ağır olan ne varsa en düşüğünden en kemaline kadar insanda bunların hepsi vardır, cem edilmiştir. Yani insanın iki tarafı vardır, bir tarafı kesif tarafı, bir tarafı da latif tarafı. Anladık mı? Kesafeti dahi cismaniyeti ve suretidir. Yani kesif olan tarafı, yoğun olan, elle tutulur, gözle görülür, ağırlığı olan, ölçülebilen, hacmi olan kesif tarafı cismaniyeti ve suretidir. Yani göründüğümüz bu görüntümüz ve cisim olarak madde varlığımız, kesafetimiz. Yani ağır olan, kesif olan, yoğun olan tarafımızdır. Ruhaniyeti ile
kesafeti dahi cismaniyeti ve suretidir. Ruhaniyeti ile meleklere ve cismaniyeti ile hayvanatta muhazidir. Yani ona eştir. Onlara eştir. Yani o ayardadır. Ruhaniyetiyle meleklere ve cismaniyetiyle de hayvanata muhazidir. O hizadadır. Yani o düzeydedir. Ruh tarafımızla, latif olan tarafımızla melekler tarafındayız, cinsindeniz ve cismaniyetiyle, yani cisimlerimiz yönüyle ve tabiatımız yönüyle, o yöndeki ahlakımız yönüyle hayvanatla aynı düzeydeyiz, muhaziyiz. Letafeti Esma-i Cemaliye'nin latif olan tarafı, Cemal isminin ve kesafeti, yani yoğun olan tarafı da Esma-i Celaliye'nin mazharıdır. Yani zuhur yeridir. Yani latif tarafı, meleki tarafı, cemali isimlerin zuhuru, koyu tarafı, cisim tarafı, kesafet olan tarafı da Esma-i Celaliye'nin mazharıdır. Yani Celal isminin zuhur yeridir. Binaenaleyh Adem bil cümle Esma-i İlahiye'nin meclasıdır. Yani ruhaniyeti ve kesafeti yönüyle, kesafetiyle hayvanlar tarafından, ruhaniyetiyle melekler tarafından ve bu oluşum ile ve Adem bil cümle Esma-i İlahiye'nin meclası, cela, parladığı yer, yani zuhur ettiği yerdir. Yani ne kadar Esma-i İlahiye varsa insanda bunların hepsi meydandadır. Bu itibar ile Adem yalnız Esma-i Cemaliye'nin meclası olan melaikeden, bak, bu itibar ile Adem sadece Esma-i Cemaliye'nin meclası olan, yani cemal isimlerinin tecelligahı olan, parladığı yer, zuhura çıktığı yer olan melaikeden ve yalnız Esma-i Celaliye'nin meclası olan hayvanattan eftaldir. Yani cemali isimlerin kendisinde zuhur etmesinden dolayı melaikeden üstündür. Celali isimlerin de yine kendisinde zuhur etmesinden dolayı hayvanattan da eftaldir. Yani üstündür. Eğer yalnız cismaniyetin ahkamı galip olursa, yani letafet ve melekut, meleklik tarafı ortaya çıkmayıp da yalnız cismaniyetin ahkamı galip olursa onun üstünde, hayvandan daha aşağı olur. Kelenan berhum edal ayetinde belirtildiği gibi onlar sürüler gibidir, hatta daha da aşağıdadırlar. Neden oluyor? Meleki ve cemali hakikatler kendisinde olmadığından dolayı, eğer yoksa yokluğundan dolayı, orada ağır basan celali ve beşeri yaşam içinde olduğundan hayvanlardan daha aşağıdadır. Ayet-i Kerime'de Adem'in yaratılan kimselerin çoğu üzerine taftil olunduğu beyan buyurmasına nazaran, Ayet-i Kerime'de Adem'in yaratılan, yani zuhura çıkarılan kimselerin çoğu üzerine taftil olunduğu, yani üstte olarak halk edildiği beyan buyurulmasına nazaran, yani böyle anlatılmasına göre az kimselerin üzerine taftil olunmuş bulunduğu ve belki bu kimselerin Adem üzerine mufazzal olduğu anlaşılır. Şimdi burada değişik bir konu var. Tek rastlanılmayan,
ama ayet-i kerimede açık olarak belirtilen ve görülen bir husus var. Şimdi tekrar başlayalım. Ayet-i kerimede Adem'in, hani yukarıda dedi ya, yarattığımız kimselerin çokları üzerine ziyade taftil ettik. Yarattığımız, yani meydana getirdiğimiz kimselerin çoklarının üzerine Adem'i taftil ettik demektir. Bu böylece geçmekte ve üzerinde durulmamakta. Ama bu kitap ve zuhura getiricileri, şerh edicileri ince nokta üzerinde durduklarından buraya da temas etmişler ve de çok da mantıklı bir temas var. Ayet-i kerimede Adem'in yaratılan kimselerin çoğu üzerine taftil olunduğu, yani bu alemlerde insanlar ve insan benzeri bazı varlıkların olduğunu bu ayet-i kerimede anlaşılmaktadır. Ve biz de anlamaya çalışıyoruz bu ayet-i kerimenin ışığı altında. Çünkü onları yarattığımız kimselerin çokları üzerine ziyade taftil ettik, yükselttik. Demek ki insan neslinin dışında benzeri olan bazı daha zuhurlar var ki onlar burada istisna edilmekte. Çünkü yaratılanların çoğunun üzerine demek ki az bir grup var. Onlarla ya eş değerde veya onlar daha bir başka manada, bir başka makamda daha üstünler insanoğlundan. Bir başka sistem içerisinde. Bakın tekrar. Ayet-i kerimede Adem'in yaratılan kimselerin, burada kimse dendiği zaman biz kendi neslimizi anlıyoruz. Biz türü varlık olan kimselerin, kimlerse, yani kim, men, kim, meçhul, değil mi bu kelime? Meçhul. Sen, ben, o meçhul değil, görünen, bilinen. Ama kim, men, kim denildiği zaman meçhul. Soru işareti var ki kim diye soruyor zaten. Ayet-i kerimede Adem'in yaratılan kimselerin, kimlerin, yani bazı kimliklerin çoğu üzerine taftil olunduğu, yani bizim türümüzün dışında başka varlıklar varsa da onların çoğunun da üstünde olan bir insan, Adem hakikati var. Ama onların içerisinde az bir kısım da belki olabilir, onlar dan üstün değildir Ademoğlu demek istiyorum. Bu çok bilinen bir şey değil. Ama ayet-i kerime bunu açık olarak söylüyor. Ancak genelde insanın alemler üzerine taftil edildiği, bütün alemler üzerine ve Allah'ın zati zuhurunun zuhura geldiği, çıktığı yer olarak genelde bilinmekte. Bu ancak belki bizim alemimize göre böyle olabilir. Eğer mutlak böyledir dersek, hiçbir alemlerde insanlardan daha üstün varlıklar yoktur dersek, o zaman Cenab-ı Hakk'ın ilmine belki tahdit getirmiş, sınırlamış olabiliriz. Onun için biz böyle diyelim, bizim alemimizde insandan daha üstün bir varlık yok. Ama Cenab-ı Hakk'ın sonsuz ve sonsuz alemler olduğunda, oradaki hayatlarında nasıl bir hayat olduğunu bilmediğimizden ve bizleri de zaten ilgilendirdiğinden bize lazım olan bizim alemimizdeki üstünlüktür. Evet, ayet-i kerimede Adem'in var edilen kimselerin çoğu üzerine taftil olunduğu beyan buyurulmasına nazaran, yani böyle bakılıyor iken, az kimselerin üzerine tafsil olunmamış bulunduğu ortaya da çıkmaktadır. Yani bazı az kimseler var ama onların üstünde değil. Belki eş değer, belki onlar daha yüksek olabilir. Ve belki bu kimselerin Adem üzerine mufazzal olduğu anlaşılır.
Yani bu kimselerin Adem üzerine daha faziletli olduğu anlaşılır bu beyandan. Bu noktada ulemanın çok kıylı kali olduğundan, yani bu mevzu üzerinde birçok konuşmalar olduğundan, kıylı kali dendiği zaman kahve dedikodusu veya ev dedikodusu manasında değil. O kişi böyle dedi, bu kişi böyle dedi. Kıylı kale dedi o. Kıyle denildi, kale dedi. Yani o kişi böyle dedi, diğer kişi de diğer kişiden duyulduğuna göre o da böyle demiş, denildi dedi ve denildi gibi. Olduğundan İsmail Ankaravi Hazretleri hulasayı karar olmak üzere, yani yukarıdaki düşünceler üzerine kararın hulasası özü olmak üzere şöyle ifade etmekte: Resulü beşerin Resulü melekten, yani beşer peygamberinin beşer meleklerinden ve evliyayı beşerin evliyayı melekten ve sülehayı beşerin sülehayı melekten ve avamı beşerin avamı melekten eftal olduğunu beyan buyurmuştur. Velhasıl mahlukat-ı ilahiyenin bir kısmı yalnız cemali ve bir kısmı da yalnız celalidir. Bakın bu asli bir bilgi olarak, ölçü bilgi olarak hatırımızda kalsın. Tekrar edelim. Velhasıl, yani bunlardan sonra hasıl olan netice veya üretim bilgi, mahlukat-ı ilahiyenin bir kısmı yalnız cemali ve bir kısmı da yalnız celalidir. Yani bir kısmı celal isimlerinin zuhuru, bir kısmı cemal isimlerinin zuhurudur. Ve Adem her ikisine de camidir. İşte Adem'in üstünlüğü diğer varlıklara göre bu yönde. Celal ve cemal ve peşlerinde olan, yani o kapsamda olan bütün esma-i ilahiye Adem olan insan neslinin üstünde zuhura gelmekte, diğerlerinde ise kısım kısım gelmektedir. Velhasıl mahlukat ilahiyenin bir kısmı yalnız cemali ve bir kısmı da yalnız celalidir ve Adem her ikisine de camidir. Yani Adem'de, Adem neslinde, her birerlerimizde celali isimler de vardır, cemali isimler de vardır. Yasin-i Şerif'te hani selamün kavlen min Rabbir Rahim ve emtazül yevme eyyuhel mücrimun demekti bak. Ey mücrimler, siz bugün ayrılın bakalım. İşte ayrılın dediği celali isimlerdir. Celali isimlerin mastarları ki cehennem ehlidir. Orada açık olarak bunun ayrılacağı ve cemali isimlerin zuhurları olan da cennet ehli, cennete gideceği o şekilde belirtilmekte. Binaenaleyh mazhariyeti kamile sahibidir. Yani kamil bir mazhar, yani zuhur sahibidir. Şu ciheti de arz edeyim ki Hak Teala Hazretlerinin mülkü dünyaya münhasır değildir. Şimdi yukarıdaki kimselerin çoğunun üstüne taftil ettiği mevzu şurada kısaca açmaya çalışıyoruz. Hak Teala Hazretlerinin mülkü dünyaya münhasır değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın mülkü sadece bu dünya değildir. Gördüğümüz, görmediğimiz sonsuz alemleri vardır. Bizim muhakematımız ve ilmimiz batinen de zahiren mazhar olduğumuz tecelliyat-ı ilahiyeye göredir. Bakın. Kişinin kendi hakikatini bildirmek suretiyle bizim muhakematımız, yani insanoğlunun mahkemesi, muhakemesi, yani değerlendirmesi, herhangi bir hadiseyi değerlendirmesi, ilmimiz, muhakematımız, değerlendirmemiz ve ilgimiz, ilmimiz
batınen ve zahiren, yani ilmimizin zahir ve batın tarafı, mazhar olduğumuz tecelliyat-ı ilahiyeye göredir. Yani hangi ilahi tecelli üzerimizde ağırlıklıysa, o tecelliye göredir bilgimiz, değerlendirmemiz, muhakememiz, ilmimiz. Tecelliyat-ı ilahiye göredir. Fezai bi nihaye, yani sonu olmayan fezada, Hak Teala Hazretlerinin bizze ahvali meşhul olan, yani halleri meşhul olan birçok alemleri vardır. O alemlerden bazılarının bizim bilmediğimiz Esma-i İlahiye'nin meclası olması, yani bize bildirilen 99 veya sonsuz isimlerinin den başka isimlerinin de olabileceği, onlar da o isimlerin meclası, cela, parladığı yer, yani zuhur yeri olması ve orada Beni Adem'den daha mufazzal olan, daha faziletli olan mahlukat ilahiyenin bulunması ve bu ayet-i kerime dahi bunların vücuduna işaret buyurulmuş olması mümkündür diyor. Hani tekrar diyorum, ne diyor? Onları karaya ve denize yüklettik ve iyi şeylerden onları rızıklandırdık ve onları yarattığımız kimselerin çokları üzerine ziyade teftil ettik. Yani ziyade yücelttik. Demek ki bazıları var, az bir kısmı da olsa onların üstüne teftil etmedik demektir. Ya onlarla eş değerde veya onlar daha değerli. Ancak bizim alemimizde insan bütün mahlukatın üstünde bir tecelliye sahip ve Hakk'ın indinde öyle bir yakınlığa sahip. Kesif olan mahluklar sadece Cenab-ı Hakk'ın celali isimlerini zuhura çıkarmaktalar. Latif olan mahlukat, varlıklar cemali isimlerini zuhura çıkarmaktalar. Ama insan hem cemal hem celal isimlerini zuhura çıkardığı yönden öteki varlıklara göre daha faziletli, daha yüksek durumda olduğu anlaşılıyor. Hak Teala'nın hamelnâhum fil berri vel bahri, İsra 17-70 kelamında şimdiki bulunduğu cismaniyet mertebesine işareten, yani bizim içinde bulunduğumuz cisim mertebesine işareten ber, bahırdan evvel zikir buyurulmuş. Ber, kara, yer manasında, bahırda deniz manasına. Ber, yani kara, denizden evvel zikir buyurulmuş ise de senin anan bahri olduğu için sen bahar üzerine hamli, ber üzerine hamilden ileri sür. Ve can ile bahre hamlini nazar itibarı al ve karada kalma. Ne ince düşünceler bulmuşlar, ne ince fikirler ortaya koymuşlar. Ne demek istiyor? Gelecekte anlayacağız inşallah. Tekrar edelim o son bölümü. Cismaniyet mertebesine işareten ber ve bahır, yani kara, toprak ve deniz cismani olduğundan ayet-i kerimede fil berri vel bahri diyor. Fil berri, ber önde gelmiş, takdim edilmiş. Yani karayı önce söylemiş, denizi sonra söylemiş ayet-i kerimede. Bunun işaretini veriyor. Şimdiki bulunduğu cismaniyet mertebesine işareten ber, bahırdan evvel zikrolunmuş. İse de senin anan bahri olduğu için, yani sen nefs-i külden geldiğin için, nefs-i kül de göklerden, deryadan olduğu için, karadan, topraktan değil, deryadan olduğu için, anan bahri olduğu için, bahriyeli olduğu için, sen bahar üzerine hamli, ber üzerine hamden ileri sür. Ve can ile bahre hamline nazar itibarı al ve karada kalma. Yani sen
kendine asıl olarak deryayı al. Latif olan hali al. Kesif olan hali, berri, yani dünyayı öne alma. Aslın zaten dünya değil, bahar, deryadır senin demek istiyor. 3764. Meleke için kara tarafa yol yoktur, hayvan cinsi de bahırdan agah değildir. Meleke letafet aleminden oldukları için kesif olan kara tarafına yolları yoktur. Yani onların toprakla işleri yoktur. Madde olarak işleri yoktur. Madde olarak işleri olmadığından dolayı da toprak olan hikmetten haberleri yoktur. Burası ondan da eksiklikleridir işte. Ve hayvan cinsi olan alemi kesafetten mahluk oldukları için onların da bahri letafetten haberleri yoktur. Yani insan dışında olan hayvan cinsi ancak insan insanlığını bilmediği takdirde bu cins içerisindedir. Neyi ile? Karası ile. Yani berri ile. Kara toprağı, yani bedeni ile, bedensel yaşantı, nefsani yaşantısı ile hayvan cinsindeniz. Hayvan derken tabii bu bir bakıma tahkir manasını ama taltif manasındadır. Ayrıca çünkü hay olan yaşar. Yani hay ve an, yaşayan an manasına hayvan. An ve an yaşayan, yani hayat sahibi manasında. İşte bu hakikati idrak ettiği zaman bahri olur zaten. Yani deryaya mensup olur. Ama bunu idrak edemez de hayvanlığın hayvaniyetinde kalırsa o zaman hayvan cinsi alemi kesafetten mahluk olur o da. Onlar öyle oldukları için onların da bahri letafetten haberleri yoktur. Yani hayvanların ilahi deryadan, İlim deryasından haberleri yoktur. Sen cisim ile hayvan ve can ile melektensin. Ta ki hem zemin üzerinde ve hem felek üzerinde gidersin. İşte ayet-i kerimede onları biz karaya ve denize yükledik dediklerinin izahını yapıyor. Ne kadar güzel. Sen cisim ile hayvan ve can ile melektensin. Yani hayvan ve melek zıt olan bu iki varlığı kendi bünyesinde cem ve tevhid etmiş olmakta insan. Melektensin. Ta ki hem zemin üzerinde ve hem felek üzerinde gidersin. Ey insan, sen cismin ile hayvan ve ruhun ile melek cinsindensin. Binaenle cismin ile yeryüzünde gezersin ve ruhun ile de felek üzerinde tayyaran edersin. Yani gönül aleminde uçar, gezer, gidersin. Nihayet sizin misliniz zahirde beşer olur, gözlü gönül ile bana vahyolunur. Nihayet Süleyman-ı Zaman olan insan-ı kamil zahirde sizin mislinizdir ve sizin gibi beşer suretindedir. Şu kadar ki insan-ı kamil bana dide ver olan gönül ile vahyolunur der. Bu ayet-i şerifte Kehf suresi 18'e 110 ayetinde kul innema ene beşerun mislikum yuha ileyye, bana vahyolunur. Yani ey Resulüm de ki ayet, ben ancak sizin gibi bir beşerim. Bana vahyolunur. Ayet-i kerimesinde işaret buyrulur. Bu hitap Nebi-i Zişan'adır. Fakat veraset-i Muhammediye'ye haiz olan
her Süleyman'ın zamanın kalbi şerifine de aynı hitap varid olur. Veraset-i Muhammediye'ye haiz bulunan Cenab-ı Mevlana Efendimiz kendi zevki alilerinden bu beyti şerifi beyan buyurup derler ki: ey muhitimde bulunan ve kuşlar mesafesinde olan ervah, sureti zahirede ben de sizin gibi sureti beşeriyeye haizim. Fakat benim kalbimin gözü alemin alemi gaybı görücü bir gözdür. O alemi gaybdeki müşahedatım hasebiyle lübbü Kur'an ve ahadisi şerifi olan bu mesnevi şerife ki marif ve hakaik bana vahyolunur demekte. Şimdi tekrar biraz yukarıdan alalım buraları. Bu parkta biraz dolaşalım. Parkta park etmeyelim de çark edelim. Parkta biraz dolaşalım. Hangi ağaç var? Hava alalım. Hı? Hava alalım. Hava alalım biraz. Havayı alalım da hava alalım. Hava nesini alalım. Evet. Nihayet Süleyman'ın zaman olan insanı kamil. Yani zamanın Süleyman'ı olan insanı kamil zahirde sizin mislinizdir. Yani zahire bakıldığı zaman peygamberimizin de ene mislüküm beşer. Ben de sizin gibi bir beşerim dediği gibi fiziki yönden kendinin de bütün insanlar gibi bir varlık olduğunu açık olarak kendisinde söylemekte. Ancak bu sözü biz döndürerek ya Resulallah biz de senin gibi beşeriz diyebilir miyiz? Yani, bir de işin o tarafı var. O tevazu gösterip bizim gibi zavallıları, bakın zavallıları sizin gibi ben de beşerim diyor. Bizi kıyas ediyor, kendine kıyas ediyor ve tenezzül ediyor. Lütufta bulunuyor. Bize şeref veriyor. Sizin gibi beşerim diyor. O halde o diyorsa ben de sizin gibiyim. O zaman bizim de onun gibi olmamız lazım. Ancak o söylüyorsa, bakın şimdi burada çok mühim, sizin gibi diyorsa biz onun gibiyizdir. Çünkü o yanlış eksik söylemez. Değil mi? Sizin gibi. Açık. Ama biz onu diyelim ki ümmetine olan sevgisinden, ümmetine olan muhabbetinden, ümmetine açmak istemiş olduğu yolu açmaktan böyle söylüyor. Lütfundan söylüyor. Ve bize büyük iltifatta bulunmuş oluyor. Sizin gibiyim demek suretiyle bize kıyas ediyor. O zaman biz bu sözün altında biraz mahcup olup ezilmemiz gerekiyor ve sormamız gerekiyor ya Resulallah, acaba biz senin gibi miyiz? Senin gibi bir beşer miyiz? İşte onun gibi beşer olmamız için arkasından gelen ayet-i kerimeyi de tatbik etmemiz gerekiyor. Onun gibi beşer, hem uluhiyeti var hem beşeriyeti var. Benim gibi, ben de sizin gibiyim dediği zaman bizim de her iki yönüyle, yani sizin gibiyim derken celali tarafımızdan bahsediyor. Ama bana vahiy olunur derken diğer sayfada belirtilen cemali tarafından bahsediyor. Meleki, melekut tarafından bahsediyor. Eğer biz onun gibi değilsek ilk yapmamız gereken şey onun beşerliği gibi beşer olmak evvela. Ondan sonra da ayet-i kerimede İleyye yuha kul innema ene beşerun mislüküm yuha ileyye, ben de sizin gibi beşerim, ancak bana Rabbinizin tek Allah olduğu hakkında vahiy gelir diye ilavesini de üstümüzde göstermemiz, ona bürünmemiz gerekiyor.
Yani ey Resulüm, de ki ben ancak sizin gibi beşerim. Bana vahiy olunur. Ayet-i kerimesine işaret buyurulur. Burada bir şey daha dikkat çekmemiz gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz kendiliğinden ene beşerun mislikum demiyor. Kimdir? Cenab-ı Hak tarif ediyor ki ey Habibim bu şekilde söyle. Kul amir hüküm de ki, yani onlara bildir de ki innema, hemen ancak muhakkak ki, bakın orada inne tahkik mutlak, hemen ancak böyle bilin ki ene beşerun mislikum, ben de sizin gibi beşerim de onlara diyor. Peki bunu neden diyor? Ki Peygamberimiz kendiliğinden demiyor, ben de sizin gibi beşerim diye kendiliğinden demiyor. Amir hüküm olarak diyor. Neden? Çünkü Peygamberimiz latif tarafına o kadar çok dalmış ki beşeriyetini unutmuş. Unutma beşeriyetini. Örnek ol. Ben de sizin gibi beşerim de diyor. Bak unutmuş. Neden? Çünkü hep melekut aleminde, hep miraç aleminde, hep yüce alemde beşeriyetiyle şey kuramıyor bir bakıma. Hani biraz işte evrelerimizle tefekküre yöneldiğimiz zaman onun dedikodusu, bunun dedikodusu, geriye çekiliyorsun. Bak beşeriyetini unutuyorsun. Avamiyetini unutuyorsun. Bak de ki unutma yani bunu. Ben de sizin gibi beşerim de, kopma bu dünyadan demek manasını veriyor. Ancak bana vahiy olunur de. O yolu da açık bırakıyor. Yani hakkani, latif, halkın arasından dışarıya çıkıp da kendi aleminde yaşamanın yolunu da açık bırakıyor. Ayet-i kerimesine işaret ediyor. Bu hitap Nebi-i Zişan'adır. Fakat veraset-i Muhammediye'ye haiz olan, yani Hazreti Resulullah'ın verasetini üstünde bulunduran her Süleyman-ı Zaman, yani zamanın Süleyman'ı, verese-i Muhammediyete haiz olan zamanın Süleyman'ı kalbi şerifine de aynı hitap varid olur. Bakın ne kadar güzel. Aynı hitap insanların da kalbine varid olur, vürüd eder, gelir. Yani orada tecelli eder. Her ne kadar Peygamberimize ait ise de ilk gelişi ona tahsis olduğundan, ama Kur'an-ı Kerim bütün müminlere geldiğinden, hiç kimse ayırmadan bütün insanlara geldiğinden, tabii kabul eden bütün insanlara geldiğinden, bütün insanlara gelir de kabul etmezler. Onlara ayrı. Kabul edenlerin hepsine bu yol açık. Yani bir tarafındaki uluhiyetini, melekiyetini idrak edip bir tarafındaki beşeriyetini, ama nefsi emmare levvameli beşeriyeti değil. Bak, hakikat ilahiyeyi taşıyacak olan, taşımış olan o mübarek varlığı üzerine. Ki buna orada kesif denmekte. Cismaniyeti yönüyle keşiflenmekte. Ancak o artık gök alemine kanat açtığından, cismaniyeti hükümsüz kaldığından, onun için artık cisim diye bir şey de söz konusu olmaz. Ama insanlar arasında dolaşıp da onlara fayda sağlamak için bakabillah olarak, fenafillah'tan sonra bakabillah olarak geriye döndürülürse, İşte bu risalet halini belirtmekte burası. Ben de sizin gibi beşerim, yani haktan geldim, beşerim, ama bana bir de vahiy olunur derken o da risaletinin vekaletini ortaya koymakta. İşte haiz olan her Süleyman'ın zamanın kalbi şerifine de aynı hitap varid olur. Aynı hitap gelir.
veraset-i Muhammediye'ye haiz bulunan, bakın, Muhammedi veraseti kendi üstünde bulunduran Cenab-ı Mevlana Efendimiz, kendi zevki alilerinden, yani kendi yüce zevklerinden bu hakikati idrak etmiş olan bir insanın kalbi üzerindeki zevkten, ki buradaki zevk nefsi manada hani zaman zaman belirtiliyor ya, bir şey yemenin içmenin verdiği zevk değil, tatlı tuzlu zevki değil, onunla hiç ilgisi yok. Ruhani bir şerbet, ruhani bir içiş, seziş. Hani bahsediyor ya, uşribü bihubbül icle, o Beni İsrail'e iclin, yani buzağın sevgisi içirildi. İşte bu hakikat sahasında olan insanlara da uluhiyet zevki içirildi. Ama durup dururken değil tabi, çalışmaları neticesinde o sahaya, o kaynağa ulaştılar, oradan içirildi ve içirilmekte. Bu beyt-i şerifi beyan buyurup derler ki, ey muhitimde bulunan ve kuşlar düzeyinde olan ervah, yani dervişlerden bahsetmekte, ey muhitimde bulunan ve kuşlar düzeyinde olan ervah, sureti zahirede ben de sizin gibi sureti beşeriyeye haizim. Yani Mevlana burada bir bakıma kendinden misal vermekte. Ben de sizin gibi beşerim demekte. Fakat benim kalbimin gözü, alemi gaybı görücü bir gözdür. Yani vahyolunur denmez, ilham olunur denir. O da bu ilhamı kalp gözü olarak ifade etmiş burada. O alemi gaybdeki müşahedatım hasebiyle, yani o alemi gaybdeki müşahedeyi ettiğimden dolayı, bu sebeple lübbü Kur'an, Kur'an'ın özü ve hadis-i şerife olan bu mesnevi-i şerifte ki marif ve hakaik bana vahyolunur. Yani ilham olunur. Son cümleyi bir daha okuyayım çünkü dikkatimizi çekmesi lazım. O alemi gaybdeki müşahedatım hasebiyle, yani gayb alemindeki müşahedelerim dolayısıyla, bakın, lübbü Kur'an, Kur'an'ın özü, hadis-i şerife olan ve şerifleri, hadis-i şeriflerin özü olan bu mesnevi şerif, ki şerifteki marif ve hakaik bana vahyolunur. Yani burada yazılan bütün bu beyitler, ene mislüküm beşer illa yuha, mislüküm yuha ileyye, bana vahyolunur hükmünün tamamen zuhur halidir. Mesnevi şerif demek istiyor. Ne kadar güzel bir tarif ve ne kadar da güzel bir yol ve ufuk açıcı. Bu böyle olduğu gibi bütün zamanın Süleyman'ı ve insan-ı kamilleri de aynı şekildedir demek istiyor. Tabii bunlar da birbirinin üzerine tefazul, yani fazilet sahibidirler. Her veliullah, evliya-i kiram kendi sahasında değişik özellikleri vardır. Hiçbir birbirine benzemez diyerek sohbetimizi burada keselim, devreder. Ey gulam, biz hep su kuşlarıyız. Bizim dilimizi tamamen derya bilir. Ve bu ve atideki beyitlerde, yani gelecek olan beyitlerdeki biz tabirleri uslubu hakimane üzere irad buyurulmuştur. Yani hikmet uslubu üzere yazılmıştır. Bu biz tabirinin altında siz hitabı mündemiştir. Biz tabirinin altında siz hitabı mündemiştir. Yani içinde mevcuttur. Siz hitabı mevcuttur. Yani
ey henüz mertebeyi ricale bali olmamış müridim. Ne demek istiyor? Ey henüz mertebeyi ricale bali olmamış olan müridim. Yani erlik mertebesine daha henüz ermemiş olan, buluğa ermemiş olan, görüntümüz belki yaş olarak küçük çocukluk, beşeri çocukluk devresinden ileriye geçmiş ama hakikatimiz itibariyle daha tıfıl 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 gidiyoruz. Yani nüfus kağıdındaki yaş, orası öyle yaş kalıyor zaten. Kuru kalıyor. Ona bakılmıyor bu alemde. Siz hep kuşlarsınız. Sizin lisan-ı istidadınızı tamamıyla, yani lisanınızdaki istidatlarınızı tamamıyla derya-i hakikat olan insan-ı kamil bilir. Ve sizi lisan-ı istidad ile vaki olan mertebelerinize göre terbiye eder. Şimdi Süleyman bahr ile geldi, biz kuş gibi. Süleyman da ebede kadar seyir tutarız. Şimdi Süleyman-ı zaman derya-i hakikattir. Sizler kuş gibisiniz. O derya-i hakikatte sizin ebedi seyriniz vardır. Onun için latife gibi belki geliyor, yol uzundur deyip duruyoruz. Bu yol uzak yol, uzun yol. Malum olsun ki ruh-u Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem küllün küllüdür. Yani cem'in cem'idir. Bütün küllün toplandığı bir küldür. Bir bütündür yani. Veraset-i Muhammediye'ye haiz olan her bir insanı kamil de küldür. Yani Peygamberimiz küllün küllü, her bir insanın kamil de o küllünden bir küldür. Ve her bir küllün tevabi olan ervah-ı cüz'iye vardır. Yani her bir bütüne tabi olan cüz'i ruhlar vardır. Ve bu ruh-u külli olunan, ruh-u külli olanların imamıdır. Hiçbir ruh alem-i ervahtan kendi imamından ayrılmaz. Hiçbir ruh alem-i ervahta kendi imamından ayrılmaz. Ve o kül içinde ebedi seyreder. Yani o küllün, yani bütünün içinde ebedi seyreder. İsra 17'ye 71. Es-Sezullah yevme ned'u küllü ünasin bi imamihim. Yani o günde biz nasın kâffesini imamlarına davet ederiz. Ya mahşerdeki halden bahsediyor. O gün biz insanların tamamının kâffesini, insanların tamamını ait olduğu imamlarına davet ederiz. Yani ruh alemlerindeki olan imamınız kimse başınızda, bölüğünüz neredeyse orasını bulun diye davet ederiz. Çünkü herkes kendi kabrinden kalktığında bir kargaşa olacak. Çünkü herkesin kabirleri bir başka yerde, bir sınıflandırma yapılarak birinci bölük üçüncü şeyde sokakta yatıyor. Dördüncü bölük, onuncu parselde yatıyor. Yok. Karma karışık. Bütün buradaki bedenler kabirlerine konduğu zaman işte onlar hani askerde de içtima derler ya, her er hangi bölükteyse gider hemen oraya pat 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 sırasına girer. Öyle yevme ned'u küllü ünasin bi imamihim. Bakın yevme, o gün
Cenab-ı Hak orada olacak o gün bak. Ned'u, biz çağırırız diyorlar. Allah, nasıl bir şey olacak? Yevme, o gün ned'u küllü nasin bi imamihim. O günde biz nasın kâffesini imamlarına davet ederiz. Yani bir başkumandan düşünelim. Orada diyor ki herkes kendi takımını, bölüğünü bulsun. Eyvah! Bulamazsa, dünyada tespit etmemişse nasıl bulacak ki ahirette sonra? Ne yapacak? Ene mislikün beşer, hepsi beşer peşine. Anası, babası, işte kavmin reisi kimse onun peşinden gidecek. Kimin peşinden gittiyse, işte hani burada ben şuyum, ben buyum diye konuşuluyor diye, hani o işte zamanın imamıyım, bilmem neyim. Onlar hep yine onların peşinde koşacaklar. Ama ne olarak koşacaklar? Mudil olarak koşacaklar. Yani mudil esması istikametinde ve çok pişman olacaklar ama ayrılmaları da mümkün olmayacak. Yani deseler ki ehli hal tarafına geçelim, geçemeyecekler çünkü burada tespit edilmiş oluyor. Kim hangi bölüktense burada tespit edilmiş oluyor. Ne kadar açık bakın. Ned'u, biz çağırırız diyor. Eğer Cenab-ı Hakk'ı alemlerin ötesine, zaman ve mekandan münezzehtir diye atsak, bu hüküm burada geçerli olmaz. Orada olan bir Allah'ın burada tasarrufu olmaz. Tasarrufu olması mülkünün başında olması lazım. Biz çağırırız diyor, davet ederiz diyor. Ne kadar açık. Belki orada o kadar açık görülecek. O hususta burası, buradan orası belki daha üstün olacak hakkı müşahede etme bakımından. Ama bu ilimin artık alınması geç olduğundan hükümsüz olacak oradaki anlayış. Geçersiz olacak. Burada o olması lazım, bu işin anlaşılması lazım. Ayet-i kerimesinde bu hakikate işaret buyurulur. Ve Cenab-ı Pir Efendimiz Divan-ı Kebirlerinde Ati'deki beyitleriyle de bu manaya işaret buyururlar. Yani şu alttaki beyitlerle. Ne diyor? Benim canım ile senin canına bundan evvel bir sabıka var idi ki aşina oldu. Bugünün ülfeti o sabıkadandır. Gerçi onları senin için unutmak vaki oldu. Benim canım ile senin canına bundan evvel bir sabıka vaki oldu. Yani daha evvel bir geçiş, bir biliş vaki oldu ki burada birlikte olundu, aşina olundu. Bugünün ülfeti o geçmiş olan hadisedendir. Gerçi onları senin için unutmak vaki oldu. Yani sen beşeriyet elbisesini giyince bu o sabıkayı, geçen hükmü unutmuş oldun. Ayağı Süleyman ile deryaya koy ta ki su Davut gibi 100 zırh yapsın. Ey cismini Süleyman, zamana tabi ol. Ey cismani Süleyman, zamana tabi ol. Zamanın Süleyman'ına tabi ol. Ve ruhunun ayağını o Süleyman ile beraber deryayı hakikate koy. Ta ki o deryanın marif suları sana Davud Aleyhisselam'ın demirden yaptığı zırh gibi nefise şeytan düşmanlarına karşı kullanılmak üzere birçok zırh yapsın. O Süleyman cümlesinin önünde hazırdır. Fakat gayret göz bağı ve sahirdir. O Süleyman-ı Zaman hepinizin önünde hazırdır. Fakat siz onu kendiniz gibi beşer suretinde ve ulema kıyafetinde gördüğünüz için saikayı nefsaniyetle kıskanırsınız ve onun ilim ve irfanına haset edersiniz.
ve onun Süleymanlığını göremezsiniz. Ne yapalım ki bu kıskançlık ve gayret kalp gözünü bağlar ve sihirbazdır bu yönde. Nitekim Şemseddin-i Mardini gibi zamanı pirdeki meşahir ulemadan, yani meşhur olmuş alimlerden bazılarının Hazreti Pir'in fetvasına itiraz ettiği, yani Mevlana Hazretleri'nin verdiği fetvaya itiraz ettiği menakib-i sipahsalarda mezkurdur. Yani sipahsaların menkıbeleri isimli kitapta zikredilmiştir. Ve keza kıskançlık sebebiyle bir taifede Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin aleyhinde bulundular. Ve Selahaddin-i Zerkubi Konevi Hazretleri'ni çekemediler ve onların kemalatını bu kıskançlıkları sebebiyle göremediler. Ya, ne kadar da büyük kayıpları oldu bu yüzden. Hatta cehilden ve ayaklanmaktan ve fuzulden dolayı o bizim önümüzde ve biz ondan me'lülüz. Sizler ruhan Süleyman-ı Zaman'a teşnesiniz. Fakat cehilden ve gaflet uykusundan, fuzulden, yani had-i naşinaslıktan dolayı Süleyman-ı Zaman önünüzde hazır olduğu halde onun melul, ondan melul ve haldesiniz, bir haldesiniz ve elem içindesiniz. Tekrar edelim bölümü. Sizler ruhen Süleyman-ı Zaman'a teşnesiniz, fakat cehilden ve gaflet uykusundan ve füzülden, gaflet uykusundan ve fazlalıklardan, yani fazla şeylerle uğraşmaktan, yani had naşinaslıktan, yani haddinizi aşmanızdan dolayı o Süleyman-ı Zaman önünüzde hazır olduğu halde ondan melul bir haldesiniz ve elem içindesiniz. Susamışa gök gürlemesi baş ağrısı getirir. Çünkü saadet bulutu çektiğini bilmez. Nitekim susamış bir adamın gök gürleyişinden başı ağrır ve elem duyar. Zira gök gürlemesinin kendisinin susuzluğunu izale edecek olan yağmur bulutu getirdiğini idrak edemez. Ve ilim teşnesi olan ulema, yani ilim teşnesi istekli olan ulema da aynı hal içindedir. Onun gözü akıcı ırmakta kalmıştır. Gök suyunun zevkinden bir haberdir. Akıcı ırmaktan murat, kitaplardan tahsil olunan ulûm-u cariye ve mütedavileridir. Gök suyundan murat, ulûm-u ledünniyedir. Kendilerini kıskançlık duygusuna kaptırmış olan ulema-i zahirenin idrak gözü, kitaplardaki ulûm-u cariye ve mütedaviledir. Yani elden ele dolaşan ilimdedir. Onlar semayı hakikat olan, hakikat seması olan miştak-ı nübüvvetten münzel olan ulûm-u ledünniyenin zevkinden bir haberdir. Onlar semayı hakikat olan, hakikat seması olan mişkat-ı nübüvveden, nübüvvet ışıklarından, kandillerinden münzel olan, yani nazil etmiş olan ulûm-u ledünniyeden, ledün ilminden ve onun zevkinden bir haberdirler. Ledün ilmi demek, kısaca tarif edersek, beşeriyet karışmamış olan bilgi zenginliği. Tamamen haktan gelen, beşer aklının hiçbir tesiratta, yorumda ve değiştirmede bulunmadığı, bulunamayacağı bir hadise haldir. Ancak burada bir sıkıntı oluyor. Ulema-i zahire tefsir edeceğiz, meal yapacağız, çevireceğiz
diye bakın Mişkat-ı Nübüvvet'ten münzel olan Ulûm-ı Nedniyye'nin zevkinden bir haberdir. Yani ayet-i kerimenin hakikatine nüfuz edemediği zaman onun zevkinden habersiz, sadece beşeriyetiyle anladığı kadar ona mana vermektedir. Himmet merkebini ashab tarafına, esbab tarafına sürdü. Şüphesiz müsebbihten mahcup kaldı. Böyle bir kimse himmet mektebini, merkebini esbab-ı suriye tarafına sürdü. Şüphesiz o esbabın müsebbibi olan haktan mahcup ve mestur kaldı. Yani böyle bir kimse himmet merkebini, yani himmet çalışmasını, merkep merkup üzerine binilen demek. Himmet bir binme manasında, yani çekici manasında, çalışmayı çekici. Esbab-ı suriye tarafına, yani suret sebeplerine, yani surete bağladı her işi, suretteki sebeplere bağladı, oraya yönlendirdi. Şüphesiz o esbabın, yani o sebeplerin müsebbibi, sebepleri meydana getiren kimse olan haktan mahcup, hicaplı ve mesur, perdeli kaldı. O kimse ki müsebbibi aşikar görür, cihanın sebepleri üzerine ne vakit gönül koyar. Evet, burada bir başlangıç yapıyor, hikaye başlangıcı. Yalnız başına yakıcı kum üstünde buldukları o zahidin kerametleri hakkında hacıların hayran olması. Badiye içinde bir zahid var idi ki abbadiye gibi ibadette gark idi. Badiye çöldeki yaşayan Araplar manasına, kırlık, köylük yerde yaşayanlar manasına. Badiye, bedevi de oradan geliyor ya, işte badiye bedevi olanı. Abbadiye kelimesi hakkında, yani yukarıda beyitte geçen badiye içinde olan, zıhal olan abbadiye gibi ibadete gark oldu diye bu kelimeyi izah ediyor. Abbadiye kelimesi hakkında şarihlerin muhtelif beyanatı vardır. Yani abbadiye kelimesinin kökünün, kaynağının ne olduğu hakkında değişik yorumlar vardır. İsmail Ankarabi Hazretleri buyururlar ki ayının fetih ile abbadi derken, ayın fetih yani üstünü ile okunduğu zaman a okunmakta, ayın ötüreli okunduğunda bilindiği gibi ü sesi, esireli okunduğu zaman da i sesi vermekte. Fethiyle okunduğunda, yani üstün olarak okunduğunda abbadiye Arapların müteferrik kabilelerine mensup olanlarına derler. Yani abbadiye, badide yaşayan kabileler manasına. Yani köylük, kırlık yerlerde yaşayan kimseler diye İsmail Ankarevi Hazretleri böyle yorum yapmış o kelimeye, abbadiye. Bunlar badiyede sakin olup, yani şehirlerde değil de kırlık yerlerde, çölde sakin olup kendi mezhepleri üzere ibadete haris olduklarından, yani kendi inançları üzerine kuvvetle bağlı olduklarından zahit abbadiye efradına teşbih buyurmuştur. Abbadiye derken çok ibadet edenler manasına, badiyede yaşayan sadece kendi anlayışları üzere hareket eden kimselerdir diye Ankara'yı Hazretleri böyle yorum yapmış. Şimdi bir başka yorum, Hint şarihlerinden Veli Muhammed Ekber Abadi diye Ankara'yı Hazretleri böyle yorum yapmış. Şimdi bir başka yorum,
Hint şarihlerinden Veli Muhammed Ekber Abadi anadır. Abadiye, Cezir-i Arabi'nin nihayeti olan Abbadan'a mensup demektir demiş bu da. Üçüncü mü oldu? Üçüncü. Ve Abbadan ehli mizac için kabili tavattun olmayan bir mahaldir. Ve şey Muhammed Eftal der ki Ubbadiye abidin cemi olduğundan Ubbada mensup kimseler demek olması muhtemeldir demiş. Vaka böyle bir nispet mütearif değildir. Yani böyle bir nispet çok meşhur olmamıştır. Yani herkes tarafından kabul görmemiştir. Fakat bu nispet ihtimal ki lisan-ı Farisi'de müstameldir. Yani Farsi İranlar, yani o tarafta yaşayanların lisanında kullanılmış olmaktadır, olabilmektedir. Ve İmdadullah Hazretleri dahi ehli mizac için, yani beytte belirtilen mizac ehli için kabaili tavattun olmayan abdana mensup abidler manasını almıştır diye onun izahını yapıyor. Evet, devam edelim. Hacılar şehirlerden oraya eriştiler. Gözleri kuru zahit üzerine düştü. Yani yine Badiye'de yaşayan bir yere hacılar ulaştılar. Ve bir zahit üzerine onlar gözleri düştü. Huşk, kuru ve kara manalarına gelir. Ankaravi Hazretleri zahidi huşk tabirine terkibi izafi addedip, yani birlikte bir isim, isim tamlaması addedip karanın ve badiyenin zahidi manasını vermiştir. Hint şarihleri ise terkibi tavsifi, yani vasıf terkibi addedip huşku zahidin sıfatı olarak görmüşlerdir. Biraz lisani terimler var buralarda. Bu surette mana kuru ve lagar zahid demek olur. Yani hacılar şehirlerden badiyenin o noktasına geldiler. İbadet ve riyazattan kupkuru ve lagar bir hale gelmiş olan zahidi gördüler. Fakat atideki beyt Ankaravi Hazretlerinin verdiği manayı takviye eder diyor. Yani Ankaravi Hazretlerinin de bir şeysi var diye burada. Onun düşüncesini bu beyitler daha desteklemektedir manasını. Zahid'in yeri kuru ve mizacı yaş idi. Onun ilacı badiyenin semumundan idi. Zahid'in sakin olduğu mahal, yani yaşadığı yer kupkuru ve susuz idi. Fakat onun mizacı yaş, yani onda susuzluktan eser yok idi. O kuru badiyede onun su ihtiyacı sıcak bir halde esen Bad-ı Semum'dan idi. Samyel'inden idi. Yani yakıcı bir rüzgardan idi. Yani böyle kuru kumların olduğu bir yerde yaş bir insan nasıl olur? Yani sulu, vücudu sulu bir insan nasıl olurdu onu anlatıyor. Hacılar ondan vahdetinden ve onun afeti içinde o selametine hayran oldular. Yani onun o tekliğinden ve o afet içindeki selametinden, yani İbrahim Aleyhisselam'ın ateş içindeki afetten nasıl selamette olduğuna hayran oldular. Hacılar o zahidin böyle ıssız bir badiyede tek ve tenha yaşamasına ve badiyenin susuzluk ve sıcaklık tehlikesi içinde sağ ve salim kalmasına şaştılar kaldılar. Çünkü orada insan kupkuru olur, kurur kalır. Kumun yüzü üstünde namaza durmuş idi. Öyle kum ki onun hararetinden çömleğin suyu kaynar idi. Yani kum o kadar sıcaktı ki bir çömlek koysan içine suyunu kaynatırdı. Derdin ki yeşillik ve gül içinde sarhoştur. Yahut Burak ve Düldül'ün üzerinde bir süvaridir o kişi.
Burak Resul-i Zişan Efendimizin Miraç gecesinde bindikleri bir sureti ruhaniyedir ki, yani ruhani bir surettir ki, merkepten büyük ve deveden küçük olduğu rivayet edilmiştir. Bakın Peygamberimizin haber verdiği bu suret bir gün gelecek, gökyüzünde bu tür vasıtalarla gidilecektir. O günden bugünün ilmi orada belirtilmektedir. Yoksa sadece Peygamberimizin kerameti veya ona lütfedilmiş herhangi bir şey değil, sadece tabii ki lütfedilmiş ama sadece o oraya ait bir şey değil. Gökyüzünde gelecekteki insanların bu seyri, seyranı yapacağını o günden bize evet. haber vermekte. Deveden küçük olduğu rivayet edilmiştir. Düldül ise siyaha mail, siyaha yakın, beyaz bir katırın ismidir ki İskenderiye hakimi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hediye olarak göndermiş idi. Ve Emirül Müminin İmam Ali Keremallahu Vesselam Hazretleri ona biner idi. Düldül dedikleri de buymuş. Yahut onun ayağı ipek ve hulleler üzerindedir. Yahut semum onun için Bağd-ı Sabah'dan iyidir. Yani o zahit hakkında söylüyor. Hulle ağır kıymetli hırka ve cübbe gibi libas, elbise manasındadır. Yani yahut o zahidin haline bakınca der idin ki güya onun ayakları kızgın kum üstünde değil de ipekli kumaşlar ve hulleler üstündedir ki asla müteessir olmuyor o kumlarda. Yahut esen sıcak ve yakıcı rüzgar ona Bağd-ı Sabah'dan daha latiftir. Yani esen sabah serinliğinden daha güzeldir. Derviş namazdan fari oluncaya kadar intizaren niyazda durdular. Yani namazdan çıkıncaya kadar ona bakarak durdular. Hind nüshalarında birinci mısra suretindedir. O cemaat niyaz ile kaldılar demek olur. Vaktaki o fakir istiraktan geri geldi. O cemaatten ruhşan zamir bir diri gördüm ki onun elinden ve yüzünden su damlar. Yani orada kupkuru yerde güneş üstünde yakıyorken su damlar, onun elbisesi abdest eserlerinden ıslak idi. Yani abdest almıştı, üstüne sular sıçramıştı. Bu suyu nereden buldu diyor. Hacıların arasında kalbi nurlu olan, hayat-ı maneviye sahibi bir kimse dervişin dervişin ahvalini hadde-i tedkikten geçirdikten sonra, yani tedkik ölçüsünden geçirdikten sonra onun elinden ve yüzünden su damlamakta olduğunu ve elbisesinin abdest suyundan ıslanmış olduğunu gördü. O kuru çöl içerisinde bu suyu nereden buldu diyor. Binaenaleyh ona sordu ki suyun neredendir? Yani bu yakınlarında bir tepe arkasında kaynağı mı var, bir şey mi var gibiler. O da cevap veriyor, diyor ki sema tarafındandır diye elini kaldırdı gökyüzünü göstermek için. O kalbin nurlu olan hacı zahide bu susuz vadiyede suyu nereden bulursun diye sordu. O zahid dahi suyun gök tarafından geldiğini işaretle elini yukarıya kaldırdı. Dedi, her ne vakit istesen kuyusuz ve liften örülmüş ipsiz erişir mi? Yani bu su sana kuyu olmadan, kuyudan çekecek ip, kova ipi olmadan bu sana ulaşır mı? O işareti gören hacı tekrar sordu ki bizim gibi esbaba bağlanıp kalmış olanlar, yani sebeplere bağlanıp kalmış olanlar su ihtisalini murad ettikleri vakit kuyuya ve hurma ağacı lifinden örülmüş ipe muhtaçtırlar. Sen ise istediğin vakit göğün suyunu bu gibi esbab kullanmaksızın nasıl celbediyorsun? Yani sana nasıl çekiyorsun sebepleri kullanmadan, sebeplere bağlanmadan diye sormuş. Ey sultanı din, bizim müşkilimizi hallet
ta ki senin halin bize yakîn bahşetsin. Ey dinin esrasından, esrarından mutasarrıf olan Zat-ı Şerif, biz esbaba teşebbüs etmeksizin bir şeyi ihtisali kabil olmadığı zannındayız. Yani sebepler ortaya gelmeden bir şeyin kazanılması mümkün değildir diyoruz. Ve bu hususta şek içindeyiz. Sen bize bunun nasıl vaki olduğunu göster de kalbimizdeki şekkimiz zail ve bize yakin hasıl olsun. Yani idrakimiz açılsın, bunu gösterdi. Esrarından bir sırrı bize aşikar göster. Ta ki belden zünnarları keselim. Mutasarrıf olduğun esrardan bir sırrı bize açıkça göster ki belimizden şek ve şüphe zünnarını keselim ve acaba böyle bir şey olur mu vesvesesini içimizden atalım ve şirki hafiden kurtulalım. Yani gizli şirkten kurtulalım. Zünnar ruhbanın bellerine bağlayıp uçlarını sallandırdıkları kuşaktır. Hani şeylerde, kiliselerde görevliler var ya, yani rahipler, mahipler, bellerinden kuşak sarkıtırlar, ona zünnar denir. Hacıların duasına icabet et diye gözlerini gök tarafına itti. Zahid, hacının bu talebi üzerine gözlerini gök tarafına dikip Cenab-ı Hakk'a münacat ederek dedi ki, ey esbabın haliki olan Rabb-i Azimüşşanımız, hacılar senin kudretini ve azametini his gözleriyle de görmek istiyorlar. Lütfen onların taleplerini kabul buyur. Rızık isteyiciliğe ben yukarıdan hay tutarım, huy tutarım, sen bana kapıyı gökten açtın. İlahi sen bilirsin ki benim rızık isteyicilikteki huyum ve adetim alem-i süfliye taalluk eden esbaba nazar etmemektir. Alem-i süfliye, yani süfli alemi ilgilendiren sebebe nazar etmemektir. Belki o esbabın fevkinde ve yukarısında olan senin kudreti halkına bakmaktır. Yani halk etme kudretine bakmaktır. Zira sen rızık kapısını bana bu kudret semasından açtın ve ben de buna alıştım demiştir. Ey sen ki mekanı la mekanda gösterip fissemâ-i rızkıküm ayan etmişsin. Bu beyt-i şerifte sure-i zariyatta olan Zariyat 51-22 sözüyle ve fissemâ-i rızkıküm ve mâ tüadûn, ve sizin rızkınız ve vaat olunduğunuz şeyler semadadır ayet-i kerimesine işaret buyrulur. Mekanı la mekanda göstermek budur ki, yani mekansız olan mekanda göstermek budur ki Hak Teâlâ Hazretleri bu alemi taayyunat mevcut değil iken esma ve sıfatının mezahiri olmak üzere bu alemi kesifi ve imkanı mekandan taayyünden münezzeh olan vücudu mutlakında peyda ve ısrar etti. Nitekim bu baptaki izahat bir ciltte 610 numaralı beytte tesadüf olan onun ayarında olan beyt-i şerifte geçti. Ve esbab ise, yani sebepler ise bu alemi taayyunata ait olan suretlerden ibarettir. Binaenaleyh Hak Teala Hazretleri idrak sahibi olan kullarının his ve akıl gözlerini alem-i süfliye taalluk eden esbaba dikmemeleri ve o esbabın yukarısında olan, sebeplerin üstünde olan hakkın sebebi yaratma kudretine nazar etmeleri için bu ayet-i kerimeyi ayanen tebliğ buyurdu. Zülkarneyn Hazretlerinin hadisesinde, 3 hadiste de geçer ya onun başlarında, ve etbe'a sebebe, sebeplere tabi oldu da gitti diye bahseder. Ama o mertebe başka mertebe, burada bahsedilen başka mertebedir.
bu münacat arasında su çekici fil gibi hemen latif bulut zahir oldu. Zahid'in bu yoldaki münacatı arasında müsebbibul esbab, yani sebeplere sebepleri halkeden olan Hak Teala Hazretleri hortumunda su dolu olan fil gibi hemen havada suyun sebebi vücudu olan bulutu kudretiyle halk ve ısrar etti. Kırbadan su gibi yağdırmak tuttu. Çukurlarda ve mağaralarda mesyen tuttu. Kırbadan su boşanır gibi bulut yağmur yağdırmaya başladı ve o kadar çok yağdı ki çukurlarda ve mağaralarda birikti. Bulut kırba gibi eşkler yağdırıyordu. Hacılar hep kırbalarını açmışlar idi. Bulut su kırbası ve tulumu gibi eşkler, yani yağmur daneleri yağdırıyordu. Hacılar da bu susuz badiyede böyle suyu görünce bir taraftan kırbalarının ve tulumlarının ağızlarını açıp doldurmuşlar idi. Bir taife bu acayip işlerden dolayı belden zünnarları kestiler. Acayip işlerden murat, zahidin mamureden uzak bir badiyede yaşaması ve çömlek içindeki suyu kaynatan sıcak kuğun üstünde ayağı yanmaksızın ve güneşin şiddeti hararetinden müteessir olmaksızın durması ve susuz badiye vücudunun ve libasının abdest suyuyla ıslak olması ve münacatı üzerine derhal bulut zahir olarak yağmur yağıp seller akması halleridir. Cenab-ı Pir Efendimiz bu acayipleri gören hacıları üç kısma tefrik buyururlar ki bu beytte birincisi mezkurdur. Yani üç kısımdan birinci zikredilmektedir. Yani bu acayibi görünce kalplerini ancak sebebe merbut kılıp şirki hafiye düşen taife şek ve şüphe zünnarını kestiler ve sebebin bir nümayişi adiden ibaret olduğunu yakin hasıl ettiler. Diğer kavmin yakini bu acipten izdiyatta oldu ve Allah doğru yola alemdir. Hacıların içindeki ikinci kısım alem-i suretteki esbabın bir nümayişi adiden ibaret olduğunu ilmel yakin bilirler idi, fakat böyle bir hali müşahede etmemişler idi. Baktı ki zahidin bu hallerini gördüler, ilmel yakîn mertebesinden aynel yakîn mertebesine terakki ettiler ve Allah Teala herkesin kendi hakikati iktizasınca, gereğince sıfat-ı müstakimi neden ibaret olduğunu çok bilir ve o sırata sevk eder. Nitekim iki taife indi ilahide malum olan istidatlarının iktiza ettiği şeye sevk olundular. Evvelki taife ilmi yakîn mertebesine geldi ve ikinci taife yakînden aynı yakîne vasıl oldu. Kabul etmeyici, ekşi ve ham olan diğer kavim sermediği nakışlardan söz bitti. Bu acayip işleri görüp adam sen de bunda tacip olunacak ne var? Biz buraya gelmezden evvel yine böyle yağmur yağmış, zahit abdest almış, işte o yağmur şimdi yine geldi, biz de kırbalarımızı doldurduk diye esbaba yapışıp kalan ve müsebbibinin müşahedesini kabul etmeyen ve ekşi ve ham koruk düzeyinde bulunan üçüncü kısmın tatlı üzüm olmak ihtimali yoktur. Onlar ebedi nakıslardır. Zira onların ilmi ilahide sabit olan istidatlarının sırat-ı müstakimi budur. Söz bitti ve selam. Fakire layık olan manada budur ki bu kıssada Cenab-ı Pir Efendimiz bu alemi dünyayı susuz badiyeye ve bu badiyede yalnız başına yaşayan zahidi zat-ı şeriflerine ve hacıları da muhit alilerinde bulunan kimselere ve hakaik ve marif-i ilahiye de abdest suyuna ve bu mesnevi şerifte ebyat ve elfazını buluta
ebyat beyitlerini ve lafızlarını, yani sözlerini buluta ve içindeki marif-i ilahiyeyi yağmur suyuna teşbih buyurup, bu Mesnevi-i Şerif'i dinleyen halkı da üç sınıfa ayırırlar. Nitekim sınıflardan ahval yukarıda zikrolundu. Beyt-i Şarih fakir: ateşin badiyedir dünyamız, suya kandırmadı Mevlamız. Ebri elfazu beyandan mana, yağmuru yağmada gayet rana. Feyzi sairesine karşı duralım, meşki ruhu açarak dolduralım. Ruhumuzun meşkini açarak, yani aşk olmayınca meşk olmaz demişler. Ruhumuzun meşkini açarak dolduralım bu mübarek kitaptan diyerek bu cildin sonuna gelinmiş. Burası asli olan Mesnevi'nin ikinci cildinin sonuymuş. Aynı zamanda elimizdeki cilt Şerhi ile birlikte dördüncü cilt. Allah nasip ederse haftaya beşinci ciltten, Hazrat-ı Hamse'nin İnsan-ı Kamil'inden yolumuza devam ederiz. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu güzel halleri yaşamayı ve bu güzel bilgileri idrak edip de nefsimize tattırmayı nasip etsin inşallah.